Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı karşınızdayız. Canlı yayındayız. Sevgili seyirciler, Türkiye futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden bir tanesi. E, Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe göre Fransız futboluna etki eden en önemli 20 futbol insanından bir tanesi o. Guardian'a göre, bir İngiliz gazetesi Guardian'a göre tüm zamanların en iyi futbol, en iyi 50 futbolcusu arasında seçildi. Geçen yılki e, anketine göre Guardian'ın. Bugün işte o ismi kralı konuk ediyoruz. Burak Yılmaz bizimle birlikte. Burak hoş geldin. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. Ne müthiş bir kariyer. Evet abi güzeldi ama biraz da e, senin duygusallığa, evet. duygusallığınla verdiğin çok güzel bir açılış oldu. Çünkü Beşiktaşlısın Burak'cığım yapabilecek bir şeyim yok. Benim, abi. senin benim senin Beşiktaşlığın en sevdiğim oyun biliyorsun. Ya tabii e, bunu herkes biliyor. Bunu hiçbir zaman... Kongre üyesi sen galiba değil mi? Evet. Kongre üyesi de oldum. E, Beş yaşta ama dört büyük kulüpte vardı. de oynadın değil mi? Evet, hepsinde de oynadım. Hatta son e, başkanlık seçimlerinde de oy kullanma hakkım vardı. Kullanmadın da Ama yaptım. gidemedim. Yani hani orada sonuçta bir, e, yani orada o şekilde fotoğraf vermek istedim. Kullansan sen kime oy verirdin? Oha abi çok zor <laughs> soru. Başlayalım o zaman. Yani tabii ki de e, şu anda mevcut başkanımıza oy verirdim diye düşünüyorum. Ee, diğer başkanımız da çok mutlaka başkan adayımız da değerlidir, ikisi de, tabii. çok değerlidir ama e, sonuçta bir yaşanmışlık, bir bir yaşanmışlık var, bir yaşanan bir başarı olduğundan dolayı mutlaka e, sayın Ahmet Nurçevi'ye verirdim. Kendilerine de yeni yönetim olarak yeni e, sezonlarda başarılar diliyorum. Burak bu karam nedir ya? Karam ha. aşağı, kara yukarı, karam. Abi e, karam bizim ta genç milli takımlardan e, Selçuk, Ben, Arda, e, Caner e, bize böyle e, Selçuk'un anlattığı bir hikaye vardı. Çanakkale'de anlatılmış bir hikayeydi. E, ta 15-16 yaşlarında başlamış bir şey. Şu anda da 36 yaşındayız. Hala Devam eden yaklaşık 20 senedir ama herkes birbirine karam diyor. Yani sadece ben evet. e, Arda'ya değil, Arda bana değil ya da e, aramızda kim kime bir şey söylerse mutlaka karam diyordu. O da öyle kaldı. Ondan sonra bir baktım hiç tanımadığım insanlar da bana böyle söylemeye başladı. <laughs> e, çok sevgili abilerim var. Çok az zaman görüştüğümde beni karam diyor aramaya başladılar. <laughs> e, bu böyle bir furya oldu geçti gitti <laughs> ama e, çok güzel bir hikaye. Hatta ama bunun olumsuz yanları da var. Öyle mi? E, tabii. insanların e, bazı ee, sevgili gazeteci abilerimizin karam tayfası e, artık gitmeli karam tayfalı artık e, karam tayfası artık bir son vermeli bunları ayırmalı gibi şeyler de oldu e tabii herkesin e, eleştirme hakkıdır hepsine de saygı duyuyorum ama e, ta 15-16 yaşından beri açıkçası Selçuk'un başlattığı bir e, hikayeyle çıktıydı. Selçuklar arası nasıl? Şimdi herkes Selçuklar arası nasıl diye sormuş. Bir, bir şey, biz aranızda bir şey mi var? Hayır. Selçuk... Yok. Hiç e, bir kırgınlığımız yok. Tabii ki de eskisi kadar samimi olamadık. Olamıyoruz. E, ailelerimiz var. Çocuklarımız var. E, eskisi kadar samimi olamıyoruz derken görüşemiyoruz. Görüşemiyoruz. görüşemiyoruz yani bunu böyle doğru ifade edeyim ki yanlış olmasın. E Ben Fransa'daydım zaten iki senedir. Onun bir hocalık şeyi başladı ama benim için değerlidir. Allah yolunu açık etsin. İyi bir hoca olacağını da düşünüyorum kendisini. Burak ben e, seninle çalışma fırsatı buldum. Beşiktaş'a geldiğin sezon e, biraz zor bir sezondu senin için. Evet, yani senin iletişimini yönetmek çok zordu. Evet, ben de o dönem yani tesadüf eseri kulübün iletişimini yapıyordum. Hatta tam ben istifa ettiğim dönemde sen geldin ama ee, ama, ama beni bırakmadın. Evet seni bırakmadım çünkü hem başkana hem sana sözüm vardı. Evet. Ee, i̇yi ki de bırakmamışım. İyi ki evet, de e, Beşiktaş'ta o döneme imzanı atmışsın. Ben her yerde anlatıyorum söylüyorum bunu. Şimdi o dönemi konuşacağız senin kariyerinde konuşacağız ama Bilma. bu kadar profesyonel çok az futbolcuyla ben çalıştım. Evet. Yani iletişimin bir ayrı bilim olduğunu bunun ciddiye alınması gerektiğini evet. ve... Söylenen her şeyi müthiş bir profesyonellikle uygulayan çok az oyuncu gördüm. Mesela benim o dönem Beşiktaş'ta mesela Pepe başka vardı bir de. Başka şansım yoktu benim o zaman abi. E aslında evet yani öyle mi bilmiyorum ama İyi bu hakikaten. sadece şansı olmadığı için yapmaz insanlar. Yok, Buna saygı da duyduğu için yapar yani. Yok şaka yapıyorum. Şimdi o dönemki benim Beşiktaş'a transferim çok zorlu bir süreçti ki bunun içindesin her şeyiyle. Her evresinde varsın. Evliyette tabii. Ee, orada... Bu transferin iki boyutu vardı. Bir tanesi taraftar ve basınla olan ilişkim. Bir tanesi de sahadaki ilişkimde. Ve hatta seninle bir yaptığımız kahvaltıyı hiç unutmuyorum. E, nasıl yapacağız biz bu işi dediğin zaman abi sen bu tarafı hallet. Sahayı e, bana sahayı bırak. bana bırak Demiştim. Hiç unutmuyorum ve e, önce kendimi sonra da bana inanan sizleri mahcup etmedim o zaman. E, sen de öteki tarafı çok e, güzel e, yönettin. Beraber. Sana, yani. yani çok teşekkür ediyorum. Ben de eee o zamanki olayları zorlayacak herhangi bir e, kötü bir olaya karışmadım. Her fazla fotoğraf vermedim. Tamamen evet. sahaya konsantre tabii oldum ve Şenol Güneş tabii ki. hocanın çok kesinlikle tabii. hocamın ellerinden öpüyorum buradan. Saygılarımı. Ama var. Burak şey çok enteresandı. Sana mesela diyorlardı ki ya işte gelmesin bu sürekli kendini yere atıyor, penaltı evet, yapıyor. Evet. Ben 3 tane 4 tane çok net pozisyon hatırlıyorum. Sen tam maçtan çıktıktan sonra hatta evet. bunun üstüne seninle konuştuğumuz zamanlar hatırlıyorum. Baya 2 tane falan net penaltı pozisyonu vardı. Hı hı. Birinde tekme yedin. Bir tanesinde seni böyle tutup indirdiler. Evet. Ve sen düşmedin. düşmedin. Yani ve hani normalde herhangi bir futbolcu dünyada o pozisyonda hakeme döner itiraz eder. Ya tekme yedin. Sonra hatta yayıncı kuruşu. O nasıl bir kafana işlemişse senin. Şimdi ee, Candaş abi benim Beşiktaş'a gelişim ee, çok zor bir karardı hem sizlerin verdiği bir sayın başkanımızın hocamızın hocam hayatında belki bir kişiye kefil olmuştur. Tabii. Tekrar Şenol Hoca'nın. Hoca onun e, hakkını asla ödeyemem. E, bana kefil oldu. E, öyle herkes benim e, sayın yani sevgili taraftarlarımıza karşı diyeyim. O zaman istenmediğim için çok durdu. E, yönetim Kurulu Başkanımız ve hoca e, hocamız olarak benim üstünde daha fazla bir baskı oldu. Şimdi dedim ben neden beni acaba sevmiyor? taraftarlarımız diye. İşte bu Escude kendine atma, Galatasaray'da oynadığım şey falan. E, tabii ki ben psikoloji de okudum. Üniversite üniversitede okudum ama tabii ki bitiremedim futboldan dolayı. E bilinçaltıma yerleşti düşmemek. E, o zaman da düşmüyordum çünkü taraftarlarımızın bunu bunu tekrardan görüp o e, eski olayın akıllarına gelmesini istemiyordum. E, ve gerçekten ama penaltı olan Yani yer, evet, gerçekten değil. penaltı olan pozisyonlarda da ee, belki düşmemişimdir ama şöyle bir durum var. Ee, Beşiktaş'a geldikten sonraki ilk 3 e, maçım çok sancılıydı. Ay hiç, ya, hiç unutmuyorum. Anlatsan onları. Ya, tabii ki anlatırım ama hiç kimseye bunu bir kırgınlık, bir kızgınlık, Aynen. bir e, isyan olarak söylemiyorum lütfen buradan. O kavuşma maçı hangisiydi? Bursa maçı. On anlatsana. Abi e, Bursa maçında sahaya çıkacağız. Tabii çocuklar da beni çok seviyor. Caner, Gökhan, Atiba, işte Vida. Allah razı olsun hepsi çok samimi arkadaşlarım. Hala da görüşüyorum. Yabancılarla da hala görüşüyorum. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir şey oldu. Maça çıkacağız Bursa maçına. Bakıyorum herkese bir gerginlik var. Ya diyorum ki nedir bu gerginliğiniz ya? Beni ıslıklıyorlar, beni yuhluyorlar. Bana kötü söz geliyor. Siz neden dedim gerginsiniz merak etmeyin. Ben dedim aşarım dedim bu işi. Onlar da beni çok sevdikleri için ya dedi üzülüyoruz falan. Hayır dedim üzülmeyin çıkalım kazanalım devam edelim. Ben bu işi aşacağım dedim. Sonra sahaya çıktık. Bütün taraftarımız e, yine ben ıslıklandım ve 10 kişiyi hepsini yanına çağırdılar. Oley oley yaptılar. Bir tek ben kaldım. Ama bakıyorum Vida'da, Gökhan'da, Caner'de. Yani o mahcubiyet değil de üzüntüyü hissedebiliyorum. Bir, bir burukluk var. Abi sonra bir baktım 40 bin kişi birden. Tabii. Beni bağırmaya başladı. Yani böyle acayip duygulandım. Acayip böyle ağlamaklı oldum. Sonra hepsine gittim, tek tek selam verdim. 2-0 kazandık o gün. iki tane gol attım. O gün belki de eee taraft sevili taraftarlarımızın çoğuyla e, barıştım. E, mutlaka hala sevmeyen, kızan e, var vardır, vardır. Onları da saygı duyuyorum. Onlar da başımın üzerinde yeri var ki futbolun güzelliği de bu. Tabii, İnan tabii. bana abi. Ya Çünkü... Beşiktaş çok enteresan. Ee, Beşiktaş gerçekten kendi evlatlarını hiç unutmuyor. Evet. Öyle ya da böyle kendisine emek veren herkese kırılıyor olabilir, kırılıyor olabilir. Bunlar evet. zaman içerisinde, süre içerisinde olur. Ama bir şekilde büyük Beşiktaş taraftar vefasını gösteriyor. Ya Başakşehir maçı. Evet. Benim mesela gerçekten ya hayatta böyle hani yapıp da mutlu oldum. Ya oldu bu iş dediği evet. çok mutlu oldum fotoğraflardan biriydi o. Çok güzeldi, çok çok güzeldi. Çünkü abi bizim hiçbir hedefimiz olmadı olmayan bir sezonu oynarken Başakşehir'i yenip şampiyonluğun e, hedefi e, şampiyonluk hedefimiz haline geldi ve Başakşehir'e attığım gol de bu hedefi en büyük yolunu açan bir e, goldü bize. O gün artık o kadar mutlu olmuştum ki gittim taraftarımıza koştum. Bir kucaklaşmanız evet. var sizinle. Evet. Evet, ya yani tribündeki evet. o, o kareye sağan herkes sana sarılıyor. Evet. Sen de onlara sarılmaya ben çalışıyorsun. De onlara falan Sonra takım arkadaşlarımız geldi. Ya ben dört büyüklerde de oynadım. E, hepsinde de sorumluluk aldım ve hepsinde de fedakarlık yaptım. E, aldığım paranın hakkını kat be kat verdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe hariç. E, Öyle mi? Ya e, Hariç. Fenerbahçe'de oynayamadım, gol atamadım. Bu Bu bir futbolcunun da yani bir insanın da hatalarını, tamam. yanlışlarını, e, olumsuzluklarını kabul etmesi gerekiyor ki gelişesin. E zaten benim Fenerbahçe'deki hatamı Şenol Güneş'le birlikte kabul edip e, bunu anlayıp e, Eskişehir'de keza performansımın düşüklüğünü başka şeylere yöneldiğimi kabul edip anladıktan sonra gelişmeye açık oldum ve geliştim. Yani insanın hatasını kabul etmezse gelişemez, değişemez. Ben buna inananlardanım. E, hepsinde de fedakarlığı yaptım. Ama e, beşiktaş forması giymek, hele ki tekrardan giyebilmek benim için çok değerliydi. Bir de orada şöyle bir şey oldu. E, seni fikret orman başkan getirdi. Hı hı. Sen geldikten sonra başkan istifa etti. Yeni bir yönetim geldi. Evet, evet, yeni bir yönetim. Bir de öyle bir yani hani yeterince kendi şeyin yokmuş gibi uğraşmak evet. gereken krizin. Yani. Bir de yeni bir yönetim geldi bu sefer. Evet, saat. yani o zaman da tabii kaptandım e, ve. E, sayın e, şu andaki başkanımız Ahmet Nur ile de geçmişten gelen bir e, sözlü e, sıkıntı olmuştu. Herkes de merak ediyordu bu ilişki nasıl olacak diye. İşte bu ilişki de e, az sürdü zaten. <gülüyor> Sonra <laughs> Fransa'ya gittim. E, Burak sen kendini yere atan bir oyuncu muydun? Beşiktaş performansından önce. Yani ben Beşiktaş kariyerinde olmadığını Hı. buraya şey yaparım. E, şahitlik ederim. Ama öncesindeki o eleştirileri ne kadarını haklı buluyorsun? Yani e, haklı bulduğum neler var. Sürekli ofsaytta düşmen, evet, evet. kendini yere atman. Evet. Bu eleştirileri nasıl karşılıyorsun? Ya kendimi yere atmayla alakalı şöyle söyleyeyim. E, Candaş abi ya da sürekli ofsaytta düşmen. Bunun ikisini birleştirip sana cevap vermek istiyorum. E, 16 yaşında oynamaya başladım profesyonel olarak. Şu an 36. Allah izin verirse 15 Temmuz'da 37 olacağım. E, yaklaşık 21 sene olacak. Şimdi bana 10 sene önce sorulan soruyu Şimdi sen bana tekrar soruyorsun. Ya bu birazcık bana sanki vicdansızlık gibi geliyor. Neden diyeceksin? Ben e, önemli başarılar yakalamışım, önemli goller atmışım, önemli kupalar kaldırmışım. Bana belki burada bununla alakalı konuşmak varken mesela kesinlikle sana bir şey söylemiyorum. Belki de e, Twitter'dan ya da vesaire bir yerden geliyor. Bana hala bu soru soruluyor. Ben bugün bu sorunun bana sorulmasını biraz bana haksızlık, biraz e, vicdansızlık olarak Hı -hı. düşünüyorum. Benim benim ben ofsayta e her maç giriyorum. En az iki tane. Bu soru ama senin kariyerinin şimdiki dönemine ya da o Beşiktaş dönemine sorulmuyor. Henç Burak Yılmaz'ın. Ama ben 33 tane gol atıp gol kralı olup rekor kırdığım Trabzonspor'da abi maç 3-0 etmiş 3 tane atmışım. Değil mi? Açıyorum. Bunu bakın burada nasıl offside'e girmiş. Bak 5 tane atacaktı aslında. Bak bunu nasıl kaçırıyor. Aha bu aslında burada vursaydı gol alabilir ama düşmeyi düşünmüş. Abi ben 3 tane atmışım. Maç 3-0 bitmiş. Şimdi yani biz iki bunun iki türlüsü var. İyi göz var, kötü göz var. İyi bakarsan iyi görürsün. Kötü bakarsan kötü görürsün. Ama ben sana kötü göz bakarken benim yanlışlarımı söylemeyeceksin anlamında söylemiyorum bunu. Abi ben kimi görsem şimdi abi penaltıyı nasıl kaçırdın diyor mesela. Kimi görsem Portekiz maçında abi penaltıyı nasıl kaçırdın? Penaltıyı kaçırdın. Ya ben ister miyim penaltıyı kaçırmayı? Yani ee, abi canı ama ama canı sağ olsun diyenler de var. Genelde Fransa'da oldu bu e, canı sağ olsun diyenler ama tabii ki bu işin şakası. Orada da çok üzülmüştüm. Yani şunu söylemek istiyorum. Offsite de girdiğim dönemler var. E, kendimi yere attığım dönemlerde de var. Kesinlikle. Ama ben bunları gördüm. Geç de olsa bunların yanlış olduğunu fark ettim ve artık bunları değiştirdim. Yani bunu artık konuşmanın Aa Burak Yılmaz programa çıkıyor. Hadi offside'i sor, hadi <laughs> penaltıyı sor. Ben bunları birazcık bana haksızlık olduğunu düşünüyorum. Burak, Fransa kariyerin müthiş bir kariyer. Evet abi. Yani Paris Saint Germain gibi bir rakip var. Evet. Dünyanın en büyük futbolcuları var evet. ve inanılmaz bütçelerle oynayan bir takım var Hı. ve o Fransa liginde Burak Yılmaz'ın takımı şampiyon oldu. Evet. Ee, bir o sezonu anlatsana önce. Şimdi biraz önce seni an anons ederken e, L'Equipe'in, L'Equipe evet. Fransa'nın çok önemli gazetelerinden bir tanesi. Hı hı. E, Guardian, Hakeza öyle. Hı hı. Bunların seninle ilgili yazdıkları bu haberlerin arkasında senin esasen Fransa kariyerin var. Evet abi. Ve Fransa Ligi bilmiyorum katılıyor musun? Bence yani Premier Lig League ayarında sert bir lig. %100 katılıyorum abi. Yani hani belki Premier tam o kadar Yok. kadar diyemeyiz ama ondan hemen sonra, sonra evet belki İtalya, lazım. İtalya ile beraber Fransa Ligi'ni İngilizce. saymak lazım. Evet. Şimdi orada ne oldu, nasıl oldu ve sen e, 35 yaşında müthiş bir kariyer, kaç evet. 18 gol mü? 18 tane attım abi. Ee, yani ben buraya Beşiktaş'ta oynarken sevgili Luis Campos e, buraya geldi. Luis Campos dünya şu anda da muhtemelen Paris Saint-Germain'in ya da Real Madrid'in sportif direktörü olacak dünyanın en büyük sportif direktörlerinden bir tanesi. Menajerim sevgili Ogan Tarhan, ile Ali Egesel bana böyle bir teklif olduğunu ve Luis Campos'un burada olduğunu söylediler. Ben de Luis Campos'un ismini duyunca biraz heyecanlandım çünkü çok değerli bir adam yani dünyada gittim. Kesinlikle gitme gibi bir düşüncem yoktu Beşiktaş'ta. Zaten gelene kadar, affedersin anamı ağlamış. <gülüyor> <gülüyor> bir daha, Gider e, miyim abi bir abi? daha asla gitmem. Sergen Hoca hoca bu arada değil mi? Evet, Sergen e, Yalçın Hoca. E, kesinlikle gitmeyeceğimi söyledim ama saygıdan dolayı e, görüştük, yemek yedik ve bir hafta burada kaldı. E, bir hafta sonunda beni şampiyon olacağımıza ikna etti. Yani çok iyi bir takım olduğunu, beraber maçları izledik, projesini anlattı, hocamızı anlattı, başkanı her şeyi anlattı. Evimden arabama kadar her şeyimi anlattı ve bana şampiyon olacağımızı, şampiyonluğun da en büyük mimarının benim olacağımı söyledi. Ama tabii ki ben Paris Saint Germain'in önünde bunun bir ilk 2-3 gün hayal olduğunu, inanmadığımı söylediğim zaman... O da dünyanın en büyük sportif direktörü Buna beni inandırdı ve oraya gittik ve adam haklı çıktı evet. çok büyük işler yaptık hep beraber ben de bu işin en büyük parçalarından bir tanesi oldum çok saygı saygı duyduğum bir hocamız vardı çok değerli takım arkadaşlarım vardı eşim teşekkür ediyorum burada. Ee, sizin huzurunuzda bana çok destek oldu. Buradan çok selam gönderiyoruz. Çok 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 kızlar da seyrediyor mu? Ee, kız, Uyumuşlar kızın biraz hasta ama izliyor. Evet, biraz olabilir. hastalanmış evet. galiba. Ee, yani o bana çok destek oldu. O da beni inandırdı. Ee, sonra bir baktım e, eşim maçları yüzde yüz izlemeye başladı. Bir sakatlığım oldu küçük. Orada çok hayal kırıklığına uğradım ama her şeyde bir ayır vardır. Sonra milli takıma geldim. Hollanda'ya trick yaptım ve ondan sonrasında bütün maçlarda. E, yani en önemli pay sahiplerinden bir tanesiydim. Bütün Fransa'ya teşekkür ediyorum. Bütün Lille'ye teşekkür ediyorum. Benim ve ailemi çok sahiplendiler. Çok Hala sahiplendiler. Hala da öyle. Ben şimdi yazıp taraftar formlarında yazıp çizilenlere bakıyorum. Yani, Evime geldi Hala geldiler. Burak Yılmaz yani konuşuluyor. Ee, yani, şey. Abi son maç zaten o çok. O veda ne güzel bir evet, veda. Çok ]ydi. ağladık. 40 bin kişi ağladı. Ee, yani ister yani inşallah biz biz de burada yabancılara bunu yapıyoruz. Biz de yabancılara güzel uğurluyoruz, saygı duyuyoruz. Onlar da beni çok güzel uğurladılar. Ama biz Türklerimize de yapalım, Arda'ya da yapalım, Emre abiye de yapalım, Selçuk'a da yapalım, Burak'a da yapalım. Bu Yani kendi evlatlarımıza da yapalım çok isterdim. Caner'e ya da Gökhan Göl'e. Yani burada şu anda benim jenerasyonumu sayıyorum. Çünkü onlar bırakma şeyine geldiler. Çok mutluyum böyle bir kariyer yaşadığım için. Ee, ama bana soruyorsan e, Lille mu kalsaydım Beşiktaş'ta mı şampiyon olmak isterdin diye hiç düşünmeden Beşiktaş'ta derdim öyle mi? E, ama e, kısmet değilmiş. Ama bu da müthiş bir kaderinde şey. yani, şampiyonluk yani varmış. Yani Fransa liginde <laughs> o Paris Saint Germain'in karşısında şampiyon olmak müthiş yani. bir şey. Ben de tabii ki hep Beşiktaş'ta şampiyonluk isterim yani evet. o da ayrı da. Ama bunu da e, görmezden gelmemek lazım. Biraz milli takım konuşalım mı? Tabii abi. Ee, milli takımda. En son ki şampiyon, Avrupa şampiyonasıydı bilmiyorsam. Evet, evet. Sizin de katıldınız. Hı hı. Müthiş bir beklentiyle gittik oraya. Evet. Hocayla beraber. Şenol abiyle beraber. Evet. Ee, ama maalesef o beklenti karşılanmadı. Evet. Ne oldu orada Burak? Abi bir kere bu futbol. Yani olabilir. Yani çocuklar bir kere, ya ben çocuklar, hocamız, hepimiz formsuz olabiliriz. Bu futbol. Nasıl Beşiktaş geçen sene şampiyon oldu, bu sene kaçıncı oldu? Ya da biz geçen sene şampiyon Tabii. olduk, bu sene kaçıncı olduk? Yani Beşiktaş, Galatasaray olarak demiyorum. her Her takım şampiyon olduktan sonraki seneyi mutlaka düşüşle geçirir. Ya bu böyle gelmiş böyle gidiyor. İşte bu bir tek Real Madrid olmuyor. Belki Manchester'da olmuyor. Ama ne yazık ki diğer dünyadaki kulüplerin hepsinde oluyor. Biz de Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce harika bir başlangıç yaptık Dünya Kupası'na. Yani hatır yanılmıyorsam çok iyi bir başlangıç yaptık ve Artık bizler çok farklı basınımızın da hedefi şampiyonluk olarak koyduğu, bu işte sürekli şampiyonluktan bahsettiği, bu ne kadar insancıl ne kadar dostça, ne kadar düşmanca demek istemiyorum ama ne kadar farklı bir şekildeyse bunu tam kestiremiyorum ama çünkü bu kadar. Ee, şampiyonluk, final, hedef final falan ister istemez oyuncuyu e, baskı altına alıyorsun. Oyuncularımız çok yetenekli, çok e, ekstra yerlerde oynayan oyuncular. Hocamızla alakalı söylenecek bir şey yok. Ee, oyuncularımız da keza öyle. Ama bir beklentileri karşılayamadık. Başta ben, e, tabii ki hocamız e, Şenol hocamız, e, oyuncu arkadaşlarımız ama oyuncu arkadaşlarımıza gelene kadar hocam, hocamızın da e, Hataları, Fondsuzluğunu... yanlışları, yanlışları, formsuzluğu mutlaka vardır. Hocanın kendi kabul ediyor. Mutlaka zaten. vardır. Bizim de var oyuncu olarak. Staff'ın da vardır. Başkanımızın, yönetim kurulumuzun da vardır. Biraz da işte bize hedefi final olarak vermemiz bizi nasıl olsa iyi oynuyoruz, nasıl olsa yapabilirize götürdü. Ben kesinlikle şu, şu nedenden dolayı Candaş abi diyemem. Ama her şeyin bir araya gelip birazcık birazcık havaya girmemizden dolayı çok ağır bir tokat yedik orada. Ee, bunun başlıca sorumluları da zaten e, ben kaptan olarak iyi kaptanlık yapamadım, iyi oynayamadım, gol atamadım. Ee, hocamıza yine de burada bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü hocanın ne kadar iş aşkı olduğunu biliyorum. E, ne kadar işine bağlı bir adam olduğunu biliyorum. O yüzden ona yine de dilim varmıyor ama e, biz oyuncular olarak çok çok böyle mutlaka hocamız da formsuzdu ama biz oyuncular olarak sanki Avrupa Şampiyonası'na ilk defa giden bir ben gitmiştim geçmişte bir de Hakan Çağlınoğlu vardı bir de Ozan Tufan vardı. Geri yaklaşık 25 kişi ilk defa gittiği için belki önemini belki zorluğunu anlayamamıştık. Senin milli takımla veda maçında işte o penaltıyı kaçırdığın evet. an. Ee, sen sana soru dedin ki ben o penaltıyı bundan sonra hayatımda çok evet, her akşam atacağım. her akşam atacağım atmaya evet. çalışacağım bir Doğru. de bana sorun dedi evet. ve bence çok şey bir veda ettin ee, yumuşak geçiyor böyle bir ben çok üzüldüm çünkü yani Tabii. ben Burak Yılmaz'ı çok başka türlü birlikte çok yakın zaman da geçirdiğimiz için senin profesyonelliğini hmm. çok başka ve çok anlamlı hmm. buluyorum takımlar içinde bak buraya seni misafir ederken e, telefonuma gelen mesajların yüzde sekseni ...senin birlikte oynadığın takım arkadaşların. Sadece Beşiktaş'takiler değil. Tabii Beşiktaş'takiler bizim çocuklar öyle de... ...diğer takımlarda da neler yazıyor herkes. Sağ Selamlar, olsun. sevgiler. Şimdi bu çok acayip bir şey. Yani bir takımda bu varlık önemli bir şey. Geçenlerde Uğur Meleke yazdı. E, post Burak Yılmaz süreci diye milli takımda. Ben Uğur Meleke'nin orada ne demek istediğini anlamadım. Şunu söylüyor. Kötü bir şey mi söylemek istedi? Yo, yo. iyi bir şey mi söylemek istedi? Anlamadım. Şunu söylüyor. Diyor ki... E, ...milli takımda Burak Yılmaz... E, Ayarında bir golcü, yani Burak Yılmaz modelinde bir golcü artık yok. Benim anladığım kadarıyla daha da önemlisi Burak Yılmaz modeli bir abi de yok artık. Evet. Şimdi Mill takım bundan sonra yola bu modelle devam edecek. Ben bunu gibi. öyle anlamadım. Hı. Ben bunu birazcık e, eleştirme gibi anladım. Oh artık yok gibi anladım. Ama öyle de yazabilir canım. Ha, öyle, ya. öyle de yazabilir çünkü ona da saygı duymak zorundayız. Yani o da dediğim gibi sahanın içini eleştiriyor. Ama birazcık Sanki haksızlık etmiş bana. Ama hiç önemli değil. Şimdi şöyle. Bu veda ile alakalı... E, o penaltı anı nasıl Penaltı anı. Abi zaten şu, diyorlar ki penaltıyı sen attın. O mı, atamayacağın o hissi gelir mi? Asla. Atamayacağım. Hiçbir zaman gelmedi bana ama... Ben zaten son 17... Penaltının 17'sini gol atmış. Bir öncekinde de... Ay, ben on kurtarıcı senedir, bir penaltı attın abi, yani. Ben 10 senedir zaten Amil takımda penaltı atıyorum. Ve oynadığım her takımda penaltı atıyorum. Allah nasip etmedi o gün. Yani... Yani... Futbol kariyerimde 50'den fazla penaltı golüm vardır benim. Son 17'nin 17'sini atmışım. O gün nasip olmadı. Yani o gün e, beni ilk arayan yine Şenol Güneş'tir. Hmm. Yine ellerinden öpüyorum onun. O kadar da duygusal konuştu benimle ki beni ağlattı. Ne dedi hocam? Ya çok ya, çok güzel şeyler ne söyledi. Çok değerlidir o. Yani o, hocam çok değerlidir. E, yani. O birazcık bende kalsın. Çünkü kalmasın ya. Çok güzel abi. şeyler. Yok, bunlar. güzel şeyler söyledi. Hocam da böyle şimdi çok da fazla gündeme getirmeyeyim. Sevmez kızar sonra bana. Ee, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Penaltı olmadı. Bu futbol. Ben bunu bu bir oyun. Ama ben orada ülkemi temsil ediyorum. Bunun da ağırlığının farkındayım. Herkesten özür de diledim. Belki o gün sahanın içinde yanlışlar vardı. Üçlü oynadık, beşli oynadık. Yok o sol bek oynadı, bu sağ bek oynadı. Ama penaltı her şeyin önüne geçti. O ee, Atsaydın yine milli takımı o maçta veda eder miydin? Abi şöyle bir şey var, e, atsaydım İtalya ile ya da er, şeyle oynayacaktık, e, kim Makedonya ile Makedon. oynayacaktık. E, Allah kalbimi biliyor, bunu bütün arkadaşlarıma da söylemiştim, menajerlerime de söylemiştim. Amacım e, ülkemizi Dünya Kupasına getirip bırakmaktı. Dünya Kupasında değil ama Dünya Kupasına gitmeden bırakmaktı. E, çünkü öyle hissediyordum, yani sanki fizik olarak hiçbir problemim yok. Yani fizik olarak 4 sene daha en üst düzeyde, bundan 2 ay önce ben Şampiyonlar Ligi maçına çıktım. Ee, ama artık bazı şeylere de yorulduğumu, kafa olarak e, üzüldüğümü, e, abi bir de yani pazar, çarşamba, pazar oynuyorum. Ben 36 yaşındayım, Şampiyonlar Ligi oynuyorum. Ee, ufacık bir ara oluyor, milli takıma gidiyorum o gün. Çocuklarım artık yine mi gidiyorsun baba? Baba yine mi gidiyorsun? Ha, ama bunlar ben profesyonelim, Bunlar hiçbir zaman yakınmadım ama kafa olarak çok yorulmuştum. Keşke ülkemizi Dünya Kupası'na getirip bıraksaydım. Ama böyle bırakmak nasipmiş. Aslında böyle bıraktığım için de birazcık gurur duyuyorum. Çünkü en azından bıraktırılmadım. En azından itibarsızlaştırılmadım. Allah'a şükürler olsun ki iyi bıraktım. Bu yüzden de açıkçası... Çok bu... enteresan bir an değil mi? Bir önceki maçı penaltıyla kurtaran adam bir önceki bir sonraki maçta yani, en altısı konuşuluyor Tekrar 100, bu sefer atamaması. Abi yüzde yüz haklısın ama bu futbol. Evet. Yani bu futbol, bu bir oyun yani. Bunu çok fazla anlam anlamlı e, hale getirmemek lazım. Ama bu maçın anlamını tabii ki çok iyi biliyorum. Dünya kupasına gidecektik. Yani bu bir futbol olduğunu, biraz e, bunun tadına varmayı görmeli. Abi bu penaltıyı kaçırmam da futbolun bir güzelliği. Tabii. Bunu unutmamak lazım. Ya yani. bizim tarafımızda o güzellik hissedilmiyor olsa da tabii, o oyunun güzelliği tabii ki. Biz onu küfürle, yani. kıyametle, Twitterla hissetsek de. <laughs> Aslında. <laughs> <laughs> Ee, milli takıma geri dönelim. Milli takım konuşalım biraz istiyorum ben. Bugün maç var galiba birazdan. Litvanya yani maçı var bugün. Ee, başarılar diliyoruz milli takımımıza. Hı hı. Şimdi milli takımın tabii şu anda bulunduğu yer e, maalesef hiç kimsenin istemediği, görmek istemediği bir yer. Tabii ki. Yani adını bilmediğimiz takımlarla falan oynuyoruz. Evet, evet. Ee, o maçları seyrediyoruz. C grubundayız galiba. O evet, aynen. falan var. Evet. Şimdi Türkiye'deki futbolda, futbolun Türkiye'de gördüğü karşılık da bu değil. Evet. Fakat sen Avrupa'da futbol oynadın. Çok yakından futbol takip ediyorsun. Türkiye'nin en büyük takımlarında futbol oynadın. Bunu bence en iyi analiz edebilecek isimlerden bir tanesin. Evet. Her geçen yılda Türkiye'deki futbolla Avrupa'daki futbol arasındaki makas açılıyor. Açıldı zaten. Ve uzaya gitti şu evet. anda. yani başka bir şey olduk Aynen biz. Öyle. Bu makas niye açıldı? Burada bir numaralı sorumlu kim? Ne? Şimdi tabii burada ben birilerini suçlayaraktan kendime ee pay çıkarmak istemem ama tabii ki de futbolu yönetenler futbol her kulübümüzün başkanları hem federasyonumuzun başkanı üst düzey yöneticilerimiz hocalarımız alınan kurallar finansal fair play Genç oyuncuların çıkması, çıkmaması, alınan yabancı transferler, alınan yabancı transferlerin kabulü bırakıp onların parasının mecburi ödenmesi, yani çok şey sayabiliriz Candaş abi. Bu yani sadece sana ben spesifik bir şey söyleyemem, tek bir şey söyleyemem yani. Ama bu e, olumsuzlukların, bu e, yönetememenin ya da yanlış yönetmenin özür diliyorum herkesten Bunu isim olarak söylemiyorum. E, yanlış yönetmenin bir sonucu olarak verilen bir şey. Makas çok açıldı. Bir de kendimizi çok dev aynasında görmememiz lazım. Kendimizi işte ya bir tane oyuncumuz çıkıyor ben buna çok üzülüyorum. Basına da bu yüzden de çok e, serzenişte bulundum. Bir tane genç oyuncumuz oyun oynuyor. Ertesi gün gazetede onu Manchester United istiyor, ya Manchester evet. City istiyor. İşte o geliyor izlemeye bu geliyor yani bu çocukları böyle e, ister istemez kötü etkiliyoruz yani tabii ki de haber yok bazı çok fazla haberimiz olmayabilir ama bu çocuklara hep beraber olmalıyız yani ben mesela bana diyorlar ki Türk futbolu nasıl kurtulur e, herkesten özür dileyerek diyorum hem futbolcular hem başkanlar hem yöneticiler hem hakemler hem basın hem yorumcular hep beraber taşın altına elimizi koyarsak bu değişir e sen şimdi hakem hakemlerin Mahvettik ya biz bu sene. Yani hepsi benim... Ee beni aşan konular ama ben hepsini benim maçımı yönetmiştir gönül bağımı olan insanlar. Yok canım sen niye açsın? Sen hiç açmaz yani. Hayır yani şöyle hakemleri, hiç açmayacak adamlar hakem, hakem konuşuyor. Sen konuşursun yani. Hakemleri gönderiyoruz, geri getiriyoruz. O insanları itibarsızlaştırıyoruz. Yani Cüneyt Hoca Dünya Kupası yönetmiş, Avrupa Kupası yönetmiş. Bu insanlara zarar veriyoruz ki aslında ister istemez Türkiye'yi etkiliyoruz. Burak Türkiye'deki hakemler Avrupa'daki hakem ortalamasının altında mı? Kesinlikle değil. Daha mı kötü hakemler? Ya daha kötü daha iyi söyleyemem ama Türk Türk hakemli abi Türk insanı hiçbir şeyde Avrupa'dan geride değil. Bir kere biz bunu bilmemiz lazım. Kendi insanımıza değer vermemiz lazım. Ee, yani şimdi Türk insanı çok iyi sanatçılarımız var, çok iyi futbolcularımız var, çok iyi artistlerimiz var, Aktristlerimiz var. Ne bileyim? E, her alan, çok iyi politikacılarımız var. Ya yani bizim her alanda aslan gibi insanlarımız var. Yani bizim Nobel ödülü almış aslan gibi abilerimiz var. Yani biz neden kendimizi küçümsüyoruz? Biz hiçbir şeyden bir kere eksik değiliz. Ama Bunu hakem meselesiyle ilgili şey f de Avrupa'dan getirelim hakem dışarıdan getirelim. Abi o zaman bir şey söyleyeceğim sana. Yabancı oyuncu yabancı oyuncu oynatıyoruz. Yabancı hakem gelsin. O zaman yorumcu da yabancı olsun. O zaman başkan da ya. O zaman başkan da yabancı olsun. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı da o zaman yabancı olsun. Ne ya böyle şey olur mu? O zaman her şeyi yabancılaştıralım biz. Yani bu biz yani bu kadar kendi insanından nefret eden bir ülke ben hayatımda hiç görmedim. Umar, ben sadece bunların değişmesini, kendi insanımızı değer vermeyi istiyorum. Hata yapacaksa da kendi insanımız yapsın. Ben bunu istiyorum. Başka hiçbir şeyden değil. Ben ne dedim sana? Ben ülkemi seven, vatansever, her şeyden önce, sonra da milliyetçi bir insanım ama asla harici değilim. Burada tabii şu var. Yani benim gözlemim Avrupa'daki futbolla Türkiye'deki makasın açılmasındaki en büyük fark Türkiye'de oynanan futbolun fiziksel şeyiyle gücüyle. Avrupa'daki arasındaki makas da çok, çok açılıyor. Tabii ki. yani tek... bu da bir acayip şey. Bu nasıl oluyor Burak? Yani sağ içinde... şimdi bizim mesela guru duyduğumuz evet. kardeşlerimiz var evet. 15 yaşında, 16 yaşında müthiş yetenekler. Ben mesela bayılıyorum Arda Güler'e. Evet. Bayılıyorum Maşallah. bizim Emirhan'a. Fakat şimdi bu çocuklar çok iyi çocuklar, çok karakterli çocuklar, çok yetenekli çocuklar fakat evet. çok önemli bir handikapları var. Evet. Fizik. E şimdi... Yani şeyi görmüşündür. İtalya maçında 10 17 yaşında bir sağ açık aldılar. ikinci yarı mı, ilk yarı mı? Evet, evet, oynayan. evet. İlk defa oynadı. Evet. Silahi bir. Evet. Oyuncu. evet, evet, evet. Fiziğini gördün Evet ben? doğru söylüyorsun. Yani Avrupa'da yetişen oyuncunun fiziğiyle bizdeki arasında çok fark var. Ben şu zaten anda... bunu söyledim. Hı? Ben zaten her zaman bunu söyledim. Ben Fransa'ya ilk gittiğim zaman antrenman temposu e, yap her idman öncesi yapmak zorunda olduğun hareketler fitness. Fitness'tan bahsediyorum. İdman sonrasında yapmak zorunda olduğun hareketler yine fitness'tan bahsediyorum. 8-10 tane her iki oyuncuya bir hoca düşüyor. Çok ağır idmanlar, çok tempolu idmanlar. o yüzden de görüyorsun ki tabii ki de bizde arasında bir biz fark var. De böyle olacak. değil mi bu? bizde de öyledir. Şimdi burada hocalarımıza haksızlık etmek istemiyorum ama Türkiye biraz daha biz her şeyimize duygusal yaklaştığımız için yani her işte biz mesela ben hocamla bir hafta konuşmazdım kanlı bıçaklı olurduk. Hocam benim kafama şöyle yapardı maçtan önce hadi aslanım benim için derdi. biz çıkardık topu yerdik. Ama mesela oyuncunun kötü günü oluyor duygusal insanlar olduğumuz için hem sahaya hem işimize yansıtıyorduk. İdmana çıkmıyoruz bazen bazen e, gerekli idmanı yapmıyoruz. İki gün dinlenip çıkıyoruz e, ama biz de kendimizi Avrupa'ya öyle gösteriyoruz. Şimdi... Aslında çok güzel bir örnek var ağzımda ama bunu söylemek istemiyorum çünkü yürüyen tekere çomak sokmak istemiyorum. Yani çok değerli hocalarımız var, çok çok değerli hocalarımız var. Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Fatih Terim, Abdullah Avcı, yani Ersun Yanal kim yeni jenerasyonumuz işte Emre abi, Volkan abi, Nuri Şahin geliyor. Mutlaka şimdi daha yeni arka, Hikmet Karaman çok değerli birisi bence. Yani bu insanları bu insanları da göz ardı etmememiz lazım. Yani bir Türk futbolunda bunlar bir etkin halde olmasa bile bir karar alınacaksa bir masanın etrafında herkesin buluşabilmesi lazım diye düşünüyorum. Ee, hem hocalık olarak hem karar bazında bunların da mutlaka fikrine e, başvurulması. Bu saydığın isimler ama 15 yaşında bir çocuğun yani altyapıdan gelişinde çok e, fiziksel olarak gelişiminde çok var olan isimler değil. Ama şöyle söyleyeyim. Yani Çocuklar genelde A takımında oynamaya başladıklarında bu saydığın isimlerle karşılaşıyorlar. Hmm. Benim sana sormak istediğim şey. Sen şunu, altyapıyla alakalı yani soruyorsun. Şunu söylüyorum. 16-17 yaşında fiziksel olarak baktığında Türkiye'de gelişen kardeşlerimizin e, durumuyla Avrupa'dakiler arasında fark var. 2-3 beden daha şeyleri çok stamina çok mı diyorsunuz siz ona? Ama evet. Ama çok, ama çok haklısın ama bir tanesi e, e, siyahi altyapı bir ya şimdi Fransa'daki benim e, takım arkadaşlarımın hepsi siyahi oyunculardı. Ama şimdi sadece siyahi ee, değil ki Burak, Falant diye bir adam var yani. Abi ama ya kapı sen, gibi bir oyuncu yani. Zaman Messi'yle de e, yani sen en uç noktasını örnek veriyorsun. Ama yani, yani, ben çok hani şey, şeyden çok bahsetsin. fazla bahsediyorum. siyahi fiziksel avantajlardan çok, bahsediyorsun. Tabii ki çok haklısın ama çok fazla bak mesela Arda Güler. Arda Güler'de ben bir eksik yani bir de şimdi burada Arda'yı konuşuyorum. Onu da çok fazla şey yapmak istemiyorum. Nazar değmesin ama Arda Güler'de bir fizik olarak bir eksik olduğunu düşünmüyorum ki. Ya da Emirhan'da çok fazla bir eksik yok. Emirhan en önemli maçlarda oynadı. Çıktı aslan gibi oynadı. Her maçı izlediğim için söylüyorum ben. Yani önemli olan bunlara güvenip inan inanıp devam ettirebilmek. E şimdi e, Kerem oynadı e, Galatasaray'da. Devam etti. Çok da e, mutlu olduk. E Yunus'u Yunus da iyi ki Adana'ya gitti Tabii. de oynadı. E şimdi Yunus Galatasaray'daydı 3 senedir aynı oyuncuydu. İyi ki Adana'ya gitti de oynadı. Belki de bitecekti. Yani Rıdvan oynadı, güvenildi, devam etti de oynadı. E Rıdvan için en sakalayı Beşiktaş kulübü e, kadro dışı bıraktı yani Rıdvan için ya da değil ama bu da mutlaka düşünülmüştür. Yani bu da birazcık kulübün bakış açısıyla, projesiyle alakalı bir şey. E, Candaş abi bunu söylemek istiyorum. Yoksa fizik olarak e, Rıdvan çok mu fizikli? Hayır hiç e, değil. Hiç ama her söyleyeyim. maç oynuyor. Ama Rıdvan'la aynı yaşta Can diye bir kardeşimiz var mesela. Avrupa'da yetişmiş. Fizik yan yana koy fiziksel olarak ama bir, birazcık da yani genetik, başka iki tane haklısın ama biraz da genetiğimiz var. E Ben senden daha uzun boyluyum. E, i̇kimiz de Türkiye'de yetişmişiz daha kalıplıyım. E, biraz da genetiğimiz var ama yani. sen Burada... o yüzden bırakır E, Ya öyle. <laughs> ben mesela ben de muhtemelen bu fizikle olamazdım. E ya can <laughs> Yok. Biraz kastettiğim da şu. Var. Yani ben Avrupa'da kendi gözlemim. Sen tabii benden çok daha hakimsin. Senin göz gözüyle merak ettiğimi soruyorum. E, Avrupa'da çok fizik, An... çok birinci sırada yani oyuncu Yüzde ayakta. Yüz çatır çatır oynuyor. Bizde çok daha gerideyiz ve burada bir, oyuncuların daha, çok kendi haklısın. kondisyonları da çok Benim sana, benim burada söylemek iste, söyleyebileceğim net farkı söyleyeyim. Net. Avrupa ile Türkiye arasındaki net fark antrenman temposu. Hmm. Bu kadar. Antrenman temposu böyle bir tempo, maç temposu. Nasıl bir fark o? Ya bu burada biraz daha az tempoda yapılıyor antrenmanlar. Biraz daha yumuşak geçiliyor. O bu da e, hani mesela Mesela şöyle bir örnek vereyim. Fransa'da bizim en ağır antrenmanımız maçtan bir gün önce. Maçtan bir gün önce. Ama Türkiye'de maçtan bir gün önce hiçbir şey yapılmaz hemen hemen. Daha böyle hani masaj, daha böyle hafif küçük çıkışlarla bırakılır. Ama bizde Fransa'da tam tersi en ağır idman maçtan bir gün önce. Yaklaşık 50-55 dakika sürüyor ama en ağır idmanımız maçtan bir gün önce alıyor. Yani en büyük fark antrenman temposu diyebilirim. Mil takımda şimdi senin e yani gol atma işini Enes yapıyor. Evet. Nasıl Enes buluyorsun Enes'i? Hepsini iyi buluyorum ben. Serdar şimdi, var galiba bir de. Enes var, Serdar var, Halil var. Halil var tabii doğru. Ee, alt Ümit milli takımından gelen bir kardeşimiz var. Ee, Cenk gelecek inşallah e, iyileşip. Yani şimdi hiçbirini de unutmak istemiyorum. Umut Bozok var. Ee, kızarlar, küserler yoksa bana. Yani hepsi gereğini yapacaktır abi. Yani zaten abi, bu maçlar tabii ki ölçü değildir bu C ligindeki maçlar ölçü değildir tabii ki ama ben hepsinin gereğini yapacağını düşünüyorum. Levent'ten bir soru var Levent civarından bir soru var sana <laughs> diyorlar ki arkadaşlarımız ortak Burak Yılmaz bu kadar büyük ve müthiş bir futbol kariyeri sahibi Burak Yılmaz'ın benzer kariyeri ayak terisinde sergilememesini kendisi neye bağlıyor diye soruyorlar. Acun abiye buradan selamlarımı iletiyorum Abi soru <kendisi, gülüyor> Acun. Abi kendisi kurallarını belirlemiş kendisine göre bir oyun yapmış. Anladın mı? Yani, is... yani... Nasıl, ayak tenis kuralları şey belirliyor Yok, ayak tenis böyle. Yok Acun abinin o günkü e, ruh haline göre kurallar değişiyor. İşte içeride dışarıda sen git diyor kameraya bak diyor. Kameraya bakıyor gidiyor. Acun abi içeride diye kavga ediyorsa abi içeride diyor. İçeride oluyor falan. Acun abiye saygı duyuyorum ama ayak denizini gerçekten iyi oynuyor. İyi oynuyor yani. Siz geçen bir Arda ile bir olup bir fena bir galibiyet kazanmışsınız galiba onu anlatıyorlar en son. Acun abiye karşı galip gelemezsin. Nasıl <laughs> Gelemezsin. Mesela 2-0 önde ya. Şey diyor. Mesela 2-0 öndeyiz biz değil mi? Diyor ki şimdi bu iki maçı unutuyoruz diyor. Yeni bir maç yapıyoruz. Kazanan diyor galip diyor. Sonra o kazanıyor o maçı. O yenmiş oluyor. Yani abi kazanma ihtimalimiz yok. Kendisine selamlarımı iletiyorum burada. <laughs> Acun'un ayak terisi şeyle ilgili e, e, adaletiyle ilgili çok büyük şikayetler var. Biz bu sezon başında onu burada misafir ederken bu talepleri, bu itirazları Fatih Terim e, en yüksek perdeden seslendirdi. Yeter artık dedi ama gördüğüm kadarıyla bu itirazlar bitmiyor. Eğer o da bir şey yapamadıysa kimse bir şey yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> Yok kimse yapamıyor belli. Acun abi'nin ikna kabiliyeti çok iyi abi. Yani evet. Gerçekten ikna ederse de dışarıda görüyorsun. O içeride diyorsa içeride Siz olur. Siz bu en son ne zaman oynadınız? Ben onu bilmiyorum. 3 gün, gün önce oynadık. 4 gün önce. bu Arda sen bir de kim? Yok Arda yoktu. Emre abi ben. E, Emre abiyle ben. Bir de Esat abi yenildik. Ondan önce bu söylediğim galiba. Ondan önce hatırlamıyorum. Arda'nın olduğu bir takım var mı bu ara oynadı? Var galiba. Bu ara yok. Bu ara Arda ile görüşemiyoruz. Ha, peki evet uzak. <gülüyor> uzak <gülüyor> mısınız? Evet. Hayır ya tatilde o Demaris'te. Ha, bir kırgınlık yok yani. Yok canım ne kırgınlık asla. Hayattaki en yakın arkadaşın Arda mı? En yakın arkadaşlarımdan biri. Peki Arda'nın da müthiş bir kariyeri var. Arda bırakıyor ama galiba benim anladığım kadarıyla. O, onu Arda'yı sen haftaya çağıracaksın galiba. Evet, Onları evet, ona sor. Evet. evet. <laughs> Onları ona sor. Ona soracağım. Ee, Onun ki de müthiş bir kariyer tabii. Tabii. Ki. Tartışılacak bir kariyer değil, değil. Müthiş. Tartışılacak bir şey değil. Yani. En unutamadığın böyle Arda'ya futbolcunuza dair sahada saha içerisinde en unutamadığın anınız ne mesela? Sahayla alakalı değil de başka bir şey anlatayım. Ben Bak Çok şimdi güzel önce... bir şey yazmışlar öyle diyorlar ki ayak tenisi 6 kişinin oynadığı sonunda her zaman Acun Ilıcalı'nın kazandığı bir oyundu. Aynen öyle. Ya çok güzel. Net. net net hani Almanların hikayesi. Içerisinde... çekip Acun'a gönderelim. Aynen öyle. <laughs> Aynen onun lütfen fotoğrafını çekin kendini. <laughs> ya buraya geldim ben soru soruyorum benim işim sarı sormak şey oldu. Ya benim ne kadar kötü bir ayak tenisi oyuncusu olduğum Aa. ne kadar oynamamam gerektiği falan bana böyle büyük yani şey yaptı Aa, Eleştir. Ben de bir şey demiyorum kabul ettim. En sonunda yani sonuçta şöyle bir sonuç çıktı yani Acun'un olduğu benim çıkardığım sonuç. Şu. Mesela gidiyorum ben de arada oynamaya bizim dergi ekibiyle falan. Özellikle bakıyorum Acun orada olmasın diye. Arıyorum kendisini. Evet. Yoksun değil mi? Gidiyorum da yani. Çünkü kazanamaz. Yani sözleriyle bir kere hani oradan geçerken evet. bile pert ediyor adamı. Kazanma ihtimalin yok ya. Acun abi hayatında hiç mağlup olmamıştır öyle söyleyeyim sana abi. Yani. Yok yok ben onu fena yenenler biliyorum da. Ya. <laughs> yok abi yok. Vallahi bayağı biliyorum yani yenenler ama basına yansıyamıyor. Evet. Tabii. Arda'yı sordum sana Abi Arda'yla Çin'de oynarken ben tabii bu sıkıntılı bir dönemimiz vardı milli takımla alakalı ve e, onun yanına ziyarete gittim. Ben doğum günüydü aynı zamanda. Çok anım var e, ama en e, değerlisi oydu. Görevi yapıp dönmüştüm. E, kariyerine dönüp baktığında kariyerine manevi anlamda en çok teknik etki eden teknik direktör kim oldu? Şenol Güneş. İkinci kim oldu diye sorayım. ben Şenol abinin isminden hiç şüphemiz yok da. Şenol hocadan sonra kimi sayarsın? Şenol Hoca'dan sonra bana en çok değer veren Rıza Çalınbay. Hmm. Rıza Çalınbay kendisini çok selamlar, çok saygılar. Çok değerli bir futbol adamıdır. Atom abi. Çok değerlidir. Harika bir insandır. Benim için Türk olarak, kesinlikle Türk olarak söylüyorum. Rıza Çalınbay'ı asla es geçemem. Coşkun Demirbakan var. Beni ilk oynatan Antalya Spor'da. Yılmaz Vural var. E, Hocalığı mı yaptı? Çok değerlidir. Ama e, Coşkun Demirbakan beni ilk oynatandır. Rıza Çalınbay. E, bunları söyleyebilirim yani. E, yine bunlar izleyici sorularını sorayım sen. Profesyonel kariyerinde yüzlerce maça çıktığın en çok etkilendiğin stadyum ve taraftar grubu. Bunlar kolay sorular bunlar Kolay abi. Bunların cevapları. Beşiktaş benim. ve evet. Vodafone Park. Evet abi. E, 521 maç 256 gol. En <laughs> anlamlı unutamadığın 3 golü. Ee, Galatasaray Şalke içerideki maç. Ee, Şalke Galatasaray dışarıdaki maç. Ee, Beşiktaş Bursa ilk gollerim. Bunları unutamam. Şimdi sana bir izleyicimizin Mustafa Bey'in bir sorusu var. Diyor ki biraz önce hani fizik gücünden bahsetti ki genç oyuncuların. diyor ki sevgili Burak'a sorar mısınız? Avrupa'da özellikle oyuncunun gelişim sürecinde yediğinden içtiğinden diyetinden evet. planından programına kadar evet. 12 yaşından başlayıp 15'e 16'ya kadar devam eden bir Doğru. planlama yapılır. Doğru. Ve o fizik öyle oluşur. Doğru. Türkiye'de ise bununla hiç alakası olmayan bir sistem var. Çocuk... Ne yazık ki o da doğru. Yani evet. o da doğru. sana bu soru sorulmuş sorayım ben de. Haklı, çok selamlarımı iletiyorum. Şöyle bir durum var. Ben kendimden örnek vereyim. Çünkü ben oraların altyapısını bilmediğim için kendimizden örnek vereyim. Biz her pazartesi günü tartıya çıkarız. Fransa'da her pazartesi tartıya çıkarsın. Kilon bellidir. Onun yukarısına çıkarsan cezanı ödersin. Ne cezası? para cezası. Para para cezası, para, para cezası ödersin. Ki o kilonun üstüne e, çıkabilme limitin vardır. O limiti aşarsan da idmana çıkamazsın. Kaçtır o limit mesela? Yani işte bir kilo, bir buçuk kilo durumuna göre. Çünkü kışın farklı kiloda oluyorsun, yazın farklı kiloda oluyorsun. Yemene içmene dikkat ederler. Kahvaltı kulüpte, e, antrenmana çıkıyorsun, öğle yemeği kulüpte. Akşam yemeğini de, akşam yemeğini de bekar oyunculara e, bir e, box'ta veriyorlar. Akşam yemeğini evli oyunculara da soruyorlar akşam yemeğini ister misin diye yani böyle bir düzen var ben kendisine katılıyorum ama her şey beslenme bu işin %70'i ama çalışma olarak da her her iki oyuncuya bir hoca düşüyor hemen hemen bunu da göz ardı etmemek lazım altyapılarını bilmiyorum ama altyapıda da diyetisyenleri olduğunu altyapıda da fitness hocaları olduğunu saha antrenörleri olduğunu çok iyi biliyorum burada da böyle düzenler getirmek gerekiyor ee, ama tabii onun, onun için de e, çok e, ciddi bütçeler lazım, çok ciddi yatırımlar lazım, bunlara sabır lazım. Bizde bu sabır var mı? Onu zannetmiyorum. Hmm. Arda'yı nasıl buluyorsun Güler'i? Abi nazar değmesin. Ben çok konuşmak istemiyorum. De çok ee, nazar değmesin. Ama işte geçen gördüm Paris Saint-Germain Arda'yı istiyor diye. Paris Saint-Germain mutlaka Arda'yı ister ama bu çocuğu böyle haber yapmak. Şu anda Dortmund istiyor, Amil takıma neden gitmedi? E çocuğa zarar veriyoruz abi yani. Çocuk, bunu yapmayalım bu çocuğa. Yani yazık günah. Aslan gibi, pırıl pırıl. Türkiye futbol tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi olacak bir çocuk. E bir gün Dortmund'a gidiyor, bir gün Paris'e gidiyor. E neden Amil takıma alınmadı diye televizyonlarda bas bas bağırılıyor. Yani, zannet, yani zannetmeyin ki bu çocuğa iyilik yapıyoruz. Biz bu çocuğa bu şekilde davranarak kötülük yapıyoruz. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra programın son bölümünde Burak Yılmaz'la canlı yayında birlikte kapatacağız programı. Az önce konuştuğumuz son bölümündeyiz. Daha doğrusu programı bitiriyoruz. E, reklama giderken Burak'ın söylediği şeylere gerçekten e, söyledim ama yayına çıkmadı galiba. Yani ben söylerken yayına girdik daha doğrusu. Reklama girdik. Özellikle Arda ile ilgili söylediklerin, Arda Güler'le ilgili söylediklerini o kadar anlamlı ve değerli buluyorum ki evet, so ben zaten maalesef çok az sayıda böyle kıymetli, yetenekli evet. çocuk çıkarıyoruz. Onları, Bunların da evet. kariyer yönetiminde herkese, sadece ailelerine, hocalarına değil, tüm futbol paydaşlarına görev düşüyor. Hepimize, bir şey. hepimize göreceğiz. O yüzden bu tip haberleri yaparken, bu tip şeyleri yazarken, bu kardeşlerimize bir takım şeyler verirken çok dikkatli olmak lazım. O yüzden çok güzel konuştun, şahane söyledin. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Özellikle Arda Güler'le ilgili söylediklerine dair, söylediklerinin altına mutlulukla ve gururla imza atıyorum. Teşekkür ederim abi. Burak Yılmaz. Beni. <laughs> çok özür dilerim. Ben teşekkür ederim. Ben seni Buraya... çok severim. Sen bunu beni çok iyi bilirsin. Beni davet ettiniz. Ben de bir tane bir kendime röportaj hakkı vermiştim. Yaşa. Sevgili abicim, Candaş abiyle olsun istedim. Teşekkür ederim beni burada değerli bulup davet ettiğiniz için. Umarım her şey çok net olmuştur. Beni dinlediğiniz için, dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Burak Yılmaz'ı bir gün şampiyon... Bir takımın Türkiye'de teknik direktörü olarak da görecek miyiz? Hayallerin arasında bir Türk takımını şampiyon yapmak var mı diye sormuşlar. Sonra sorumluluk yok. Tabii ki de var. Tabii ki de var. Ama önce daha iki sene futbol oynayacağım. Ondan sonra. Ben çok başarılı olacağına eminim o Avrupa'daki takımda. <laughs> ee, buradan alkışlayacağımızı Teşekkür da eminim. Ee, e, değerli eşine minik kızlarına da çok buradan selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ ol Ben de Burak edeyim. yolun açık olsun. Hepimizin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, ediyorum geldiğin için. Çok mersi. Sağ olun. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın.